Kemiklerin görevleriyle ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğru değildir denmiş. A'ya baktığımızda vücuda şekil verir ve desteklik sağlar. Kemik dokunun görevi. B'ye baktığımızda kas ve tendonların tutunma yüzeyini meydana getirmekte. Doğrudur. Kaslarla birlikte hareketi de sağlayacak. C'ye baktığımızda vücudun hareketini sağlar demiş. Doğru. E'ye bakacak olursak yaşamsal öneme sahip iç organları korur. Yine doğru bir ifade. Kalp ve akciğer gibi yaşamsal öneme sahip iç organları korumakta. Şimdi D baktığımızda ihtiyaç duyumun, durumunda kalsiyum, magnezyum gibi mineral maddeleri üretir demiş. Yanlış bir ifade. Kalsiyum ve magnezyum hiçbir canlı tarafından üretilmez. Dışarıdan hazır olarak alınır. Dolayısıyla insanda da ya da değişik canlılarda da kemik, doku, kalsiyum, magnezyum üretmez. Bunları dışarıdan almaktayız. Cevabımız D seçeneğidir. Sağlıklı bir insanda iskelet genel olarak baş iskeleti, gövde, üyeler iskeleti olmak üzere 3 grupta incelenmekte. Buna göre verilen iskelet kısımlarının hangilerinde uzun kemik çeşidine rastlanmaz denmiş. Şimdi bire baktığımızda baş iskeletini görmekteyiz ki kafatası kemiklerinden meydana gelmekte. Uzun kemik yoktur. Dolayısıyla 1'de uzun kemiği görmüyoruz. 2'ye baktığımızda gövde iskeleti, gövde iskeletine bakacak olursak kaburgalar uzun kemiklerdir. 3'e baktığımızda üyeler iskeletini görmekteyiz. Kol ve bacakta bulunan kemiklerdir. Dolayısıyla üyeler iskeleti de uzun kemiklerdir. Uzun kemiklere rastlanmakta. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneği yalnız birdir. İnsanda kemik sağlığı ve gelişimi için moleküllerinden hangilerine ihtiyaç vardır denmiş. Bire baktığımızda kalsiyumu görmekteyiz. Kalsiyum inorganik maddedir. Kemiklerin yapısında fazla bulunan inorganik madde kalsiyumdur. Eksikliğinde kemik erimesi görülmekte. Dolayısıyla kemik sağlığı açısından önemli. 2'ye baktığımızda A vitamini görmekteyiz. Yine kemik sağlığı ve gelişimi için önemli bir vitamindir. Eksikliğinde anormallikler görülecek e, 3'e baktığımızda D vitamini görmekteyiz. D vitamini kalsiyum kemiklerde tutulmasını sağlamakta. Dolayısıyla kemik sağlığı açısından önemli. 4'e baktığımızda fosfatı görmekteyiz. Kemik ve dişlerin yapısına katılmakta. Dolayısıyla eksikliğinde hem kemik sağlığı hem de gelişimi olumsuz yönde etkilenmektedir. Sorumuzun doğru cevabı 1, 2, 3 ve 4 E seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi kemik hücresi kaybı ya da D vitamini ve mineral eksikliğine bağlı olarak ortaya çıkan bir destek hareket sistemi rahatsızlığıdır? Denmiş. Şimdi teker teker bakalım. A'ya baktığımızda kireçlenme demiş ki bu eklemlerde gerçekleşmekte. Eklemlerde dolayısıyla kemiklerde gerçekleşmez. C'ye baktığımızda bel fıtığını görmekteyiz. Yine bel fıtığı da bel omurlarında gerçekleşmek gerçekleşmekte. Dolayısıyla gitti. D'ye baktığımızda romatizmayı görmekteyiz. Bunlar ağrı anlamına gelmekte. Kemik sisteminde, iskelet sisteminde gözlenen ağrılardır. Dolayısıyla D vitamini ya da mineral eksikliğine bağlı olarak gözlenmez. E'ye baktığımızda menisküsü görmekteyiz ki bağların yırtılması anlamına gelmekte. Yine kemik sistemini etkilemedi. B'ye baktığımızda ise kemik erimesini görmekteyiz. İşte kalsiyumlar kemiklerde en fazla bulunan mineral maddelerdir. Kalsiyum eksikliğine bağlı olarak kemik erimesi gözlenecek. Bu da tabi temelde D vitamini eksikliğine bağlıdır. Çünkü D vitamini kalsiyum kemiklerde tutulmasını sağlamakta. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı B seçeneği kemik erimesidir. İnsan iskeletini oluşturan uzun, kısa, yası, düzensiz şekilli kemiklerde yapılarından hangileri ortak olarak bulunmaktadır demiş. 1'e de baktığımızda kemik sarı, kemik sarı tüm e, kemik hücrelerinde ortak olarak gözlenmekte. 2'ye baktığımızda sarı ilik kanalını görmekteyiz ki sarı ilik kanalı sadece uzun kemiklerde görülecek. Uzun kemikler. İkincisi ortak değil gitti. 3'e baktığımızda kemik hücreleri her e, dört tane kemik hücresinde de biz kemik hücrelerini göreceğiz. Hem uzunda hem kısada hem yasa hem de düzensiz şekilde kemiklerde kemik hücreleri gö gözlenmekte. Dörde baktığımızda süngerimsi kemik doku. Süngerimsi kemik dokunun içerisinde alıyor üretim olacak. Yine tüm kemik hücrelerinde yapılarında süngerimsi kemik dokuyu göreceğiz. Sorumuzun doğru cevabı 1, 3 ve 4 D seçeneğidir. İnsan vücudunda yapı ve organlarından hangilerinde kıkırdak dokuya rastlanır demiş. 1'e baktığımızda kaburga uçları, kaburga uçları kıkırdaktan meydana gelmiştir. İki soluk borusu yine kıkırdak dokudur. 3'e baktığımızda omurlar arasında oldukça güçlü kıkırdak e, yapıyı göreceğiz. 4'e de baktığımızda kulak kepçesini görmekteyiz. Esnek yine kıkırdak dokuyu kulak kepçesinde de göreceğiz. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı 1 2 3 ve 4 E seçeneğidir. Canlı organizmaya desteklik sağlayan, vücudu koruyan ve hareket etmesine yardımcı olan sistem destek ve hareket sistemidir. Buna göre insana destek hareket sistemi dokularından hangilerinin yapısında, yapısında bulundurur demiş. Bir'e baktığımızda kemik, tabi destek ve harekette de kemikler kaslara tutunma yüzeyini meydana getirmekte ve kaslarla birlikte hareketi sağlamakta dolayısıyla bulunur. İkiye baktığımızda kıkırdak, yine iskelet sisteminin bir diğer elemanı da kıkırdaklardır. Yine destek ve hareket sistemi elemanlarından biri. 3'e de baktığımızda kasları görmekte, ki kaslar kemiklere e, dıştan bağlanmakta dolayısıyla hareketi sağlamakta canlı organizmalarda. Üçüncü öncülümüz de doğru. Cevabımız 1, 2 ve 3 E seçeneğidir. İnsanla sistemlerinden hangilerinde düz kaslar rastlanır denmiş. Şimdi 3 tane kas çeşidini göreceğiz çizgili. E, düz kas ve kalp kas olmak üzere 3 tane kas çeşidi var. 1'e baktığımızda solunum, solunum organlarında bir düz kaslara rastlamaktayız. 2'ye baktığımızda sindirim, mide ve bağırsakta yine düz kaslar vardır. Dolaşıma bakacak olursak damarlarda düz kasları göreceğiz. 4'e baktığımızda boşaltımı görmekteyiz. Yine boşaltım organlarında da düz kaslar bulunmakta. 5'e bakacak olursak destek ve hareket demiş. Destek ve harekette de artık çizgili kaslar vardır. Çünkü bu çizgili kaslar hareketi sağlayacak. Dolayısıyla 5 gitti. Sorumuzun doğru cevabı 1, 2, 3 ve 4. E seçeneğidir. Aşağıda 3 kasa ait kasılma boyunun zamana bağlı değişimi gösterilmiş. Bu kas çeşidiyle ilgili 3 kas çeşidiyle ilgili yargılarından hangileri söylenebilir denmiş. Şimdi burada x, y ve z kaslarının kasılma boylarına bakaraktan ve zamana bağlı olarak e, hangi kas olduğunu yazmamız gerekmekte. X'e baktığımızda uyarı anı verildikten sonra hızlı bir şekilde kasılma boyu göstermiş. Çok hızlı kasılmış, çok hızlı gevşemiş. Dolayısıyla hızlı kasılıp hızlı gevşeyen çizgili kastır. Daha sonra Y'ye baktığımızda kalp kası olduğunu gördük. En yavaş kasılıp gevşeyen ise düz kastır. Dolayısıyla Z de burada düz kası ifade etmekte. Şimdi buna bağlı olarak sorumuza bakalım. Bire baktığımızda aynı uyarıya aynı tepki şiddetine cevap oluştururlar demiş. Doğru bir ifade. Çünkü hepsinin kasma boyu eşittir. Dolayısıyla aynı tepkiyi vermişlerdir. İkiye baktığımızda aynı anda kasılıp aynı anda gevşerler demiş. Yanlış bir ifade. X'e baktığımızda diyelim ki T zamanda Y burada T2 zamanda olsun. Z de burada T3 zamanda kasılmasını tamamlasın. Dolayısıyla kasılıp gevşeme zamanları birbirinden farklıdır. 3'e baktığımızda x kalp kası, y düz, z ise iskelet kasıdır demiş. Yanlış bir ifade. x'in çizgili olduğunu söylemiştik. y kalp kası, z de düz kasıdır. 3. öncülümüz de gitti. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneği yalnız birdir. Sağlıklı bir insanda faaliyetlerinden hanginin gerçekleştirilmesine kasların etkinliğinden bahsedilebilir demiş. Bir e baktığımızda diyaframın düzleşmesi. Diyafram kası diyafram eşittir kas anlamına gelmekte. Dolayısıyla burada kasların faaliyeti vardır. Soluk alıp vermeye yardımcı olmakta. İkiye baktığımızda besinlerin ince bağırsakta ilerlemesi. Burada ilerlerken peristaltik, peristaltik hareket gerçekleşmekte. Peristaltik hareket ki besinler ince bağırsa ilerlerken midede de ince bağırsakta da düz kasları görmekteyiz. Bu peristaldik hareketler dolayısıyla besinler ilerlemekte. Yine burada kaslar vardır. Üçe baktığımızda kalbin kanı pompalaması burada kalp kasını göreceğiz. Dolayısıyla yine kas var. Dörde bakacak olursak kol ve bacakların hareket etmesi. Kol ve bacaklarda da yine bir çizgili kasları göreceğiz. Bunlar hareketi sağlayan kaslardır. Dolayısıyla kol ve bacaklarda da kasları gördük. Sorumuzun doğru cevabı 1, 2, 3 ve 4 E seçeneğidir. İnsanlarda çizgili kas hücrelerinin kasılması sırasında grafiklerindeki değişimlerden hangileri gerçekleşebilir denmiş. 1'e baktığımızda açığa çıkan karbondioksit miktarı artmış. Doğru bir ifade. Çünkü kaslar kasılırken oksijenli solunum ile ATP sentezi gerçekleşecek. Hemen yazalım. Organik madde olarak glikoz kullanılsın. Oksijenli solunum yapılacağından dolayı oksijen kullanılacak. Organik madde inorganik maddeye kadar parçalanacak. Karbondioksit, su net 30 34 tane ATP diye mücadele önce farklı e, farklılık göstermekte ve bir miktar da ısı açığa çıkacak. Görüldüğü üzere burada karbondioksit, su artanlar, çıkanlar kısmında dolayısıyla Burada karbon dioksit, su, ATP ve ısı miktarı artacak. Birinci grafikte de artmış. Birinci grafimiz doğrudur. İkiye baktığımızda harcanan ATP miktarı demiş. Harcanan ATP miktarı azalmaz artar. artar. Çünkü kasların kasılıp gevşemesi için ATP harcanacak. Dolayısıyla harcanan miktarın artması gerekmekteydi. İkinci öncülümüz ikinci grafik gitti. Üçe baktığımızda glikoz miktarı azalmış. Doğru bir ifade. Glikoza baktığımızda girenler kısmında. Dolayısıyla glikoz miktarı azalacak. Oksijen miktarı tüketildiğinden dolayı azalacak. Kullanılan oksijen miktarı artmış. Doğru bir ifade. Tüketilen oksijen miktarı artacak. Ama ortamda bulunan oksijen miktarı ise azalır. İki kelime de birbirinden farklıdır. Dolayısıyla tüketilen ya da kullanılan oksijen miktarı artacak. Neden? Çünkü ATP sentezinin gerçekleşmesi için oksijene ihtiyaç var. Oksijenin solunumu yapılacak. Dolayısıyla dördüncü öncülümüz doğrudur. Sorumuzun doğru cevabı 1, 3 ve 4. D seçeneğidir. Aşağıdaki grafikte iskelet kasının kasılma miktarının zamana bağlı değişimi gösterilmiş. Grafikle ilgili ifadelerinden hangileri yanlıştır denmiş. Birebir bir bakacak olursak kasa eşik değerinde uyarı verilmiştir. Doğru bir ifade. Uyarı verildikten sonra bir miktar kasılmadan geçen süreyi görmekteyiz. Daha sonra T1 anında kasılma gerçekleşiyor. T3 anında artık gevşeme T2 ile T3 anında artık gevşeme gerçekleşmiş oluyor. T3 ile T4 anında ise bir miktar dinleniyor. Dolayısıyla eşik şiddetine bir uyarı verilmiştir. Çünkü burada kasılma gerçekleşmiş eşik şiddet ve üzerindekilere aynı tepki vermekte. Dolayısıyla birinci öncümüz doğru. 2'ye baktığımızda hiçbir uyarı almayan kas belirli bir derecede kasılı durumdadır. Doğru bir ifade. Kasılma miktarına bakacak olursak uyarı almasa bile x kadar kasılı. Eğer ki uyarı alırsa da 2x'e çıkmakta. Dolayısıyla kasta bir tonusu göreceğiz. Yani kaslar kasılmasa bile bir miktar kasıldır. Buna kas tonusu adı verilmekte. İkinci öncülümüz doğru. 3'e baktığımızda T1 T2 zaman aralığında ATP harcanırken kasılma gerçekleşmiş T1 T2 aralığında. Tarayalım. T2-T3 zaman ATP harcanmaz. Şimdi T3, T2-T3'te ise gevşeme gerçekleşmiş. Kas hem kasılırken hem de gevşerken ATP harcar. ATP harcanmaz ifadesi yanlıştır. E, T1-T2'de harcanacak doğru ama T2-T3 için yanlış bir ifade kullanılmış. Üçüncü öncülümüz gitti. Dörde baktığımızda T1-T2 zaman aralığında kasım boyu kas kısalırken T1-T2'de kasılma gerçekleşmiş. Dolayısıyla kısalacak. T2, T3 zaman aralığında ise uzar. Doğrudur. Gevşedi. Dolayısıyla uzayacaktır. Dördüncü öncülümüz de doğrudur. Bize yanlış olan sorulmuştu. Cevabımız yalnız 3. B seçeneğidir.